Üçüncü şifre sevmek. Üçüncü şifre ekranda duygu. Sevmek. Birazdan göreceksiniz. Sevmek efendim, evet. Buğday salatamız kalıyor. Sebzelerin muffin gitti. Şifrelerimizi bunu bakıyorum. Eriteceğiz. Evet. Sayıyorum. 10 adet baklavalık yufka. 100 gram tereyağı. İç harcı için ise 1 su bardağı ceviz, yarım su bardağı badem, yarım su bardağı antep fıstığı, 1 tatlı kaşığı limon, 2 yemek kaşığı bal, 100 gram tereyağı, 1 adet portakal suyunun olacak. Burada kreması için ise 300 gram labne peyniri, 1 paket krema, 100 gram pudra şekeri, üzeri için ise 100 gram kadar vanilyalı dondurma kullanacağız. Buranın şey yok, labnesi yok ikinci şeyimizin. Tereyağımızı hemen eritelim. Ben iç harcına geçeyim sen tereyağı eritirken. Dondurma alayım. Şurası beyaz kısmımız, tamam. Orası içimiz. Şimdi efendim öyle bir lezzet hazırlayacağız ki burada. Bakın iç harcında gerçekten büyüleyecek bir lezzet olacak bu iç harcı. Tam bir atom diyebiliriz. Hemen sen şimdi portakal suyumuzu sıkayım. Şimdi burada kıymetli izleyicilerim. Şu benim. Badem, ceviz ve fıstık. Cheesecake'in içerisinde olması gereken lezzetler. Tereyağını, limonun kabuğu için bana bir şey alayım Serpil. Sana bir adet. Hı hı. Tereyağını da eritmeden koyalım. Değil mi? Şimdi onu eriteceğim, içine süreceğiz. Bunu burayla çırpacağım. Başka rendemiz yok mu ya? Bu rendelemiyor. Ya sarıyı sana verdiğime pişman oldum Nermin, deme öyle. Hatırlıyor musun senin vardı? Normal büyük rendeyle yapabilirim ben. Tamam, şu daha güzel. Çünkü lezzetini alamayacak eğer iri rendelemezsen. O tarafıyla, evet, ben de tarafıyla sana portakal yapayım. Suyunu yetiştireyim. Bakın. Çok beyaz yerine girmeyin. Acılık vermesin cheesecake'imizin iç harcına. Şöyle. Sarı yerlerini güzelce bütün bir şekilde aldım. Tabii önce karbonatlı suda sebzelerinizi bekletiyorsunuz ki üzerinde ekstradan gerçekten zararlı olan hiçbir şey kalmasın. İyice yıkayıp peçeteyle de kurutursanız bütün sebzeleri ve meyveleri tüketebilirsiniz kabuğuyla birlikte. Çünkü vitaminler hep kabukta. Bu senin Ceniko. Buyur tatlım. Şöyle. Bunu verdim değil mi Nermin? Portakal suyunu koyuyoruz. Nasıl? Bal sende değil mi? Evet, ha, bal evet. Burada. Diğer tereyağı fazla mı? Şu an ona bakıyorum. Evet, bir tane fazla. Şimdi efendim bakın. Ben şeyi erittim ya. Aman yarabbim. Bal biraz daha var mı? Sonrasında dondurmanın üstüne de gezdirmek istiyorum. Veririm veririm. Baş, tamam. Rahat ol. Şöyle balımızı da sıyırıyoruz. Bal ne kadar mucizevi bir besin değil mi? Hasta olduğumuzda direkt ona koşuyoruz. Yemeklere lezzet verirken direkt ona koşuyoruz. Yani balın faydalarını saymakla bitiremiyoruz. Yani bu dünyada Rabbim hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamış. Ya düşünün, o arılar bize bal yapmazsa nereden bulacağız bu güzelliği? Dünyanın muhteşem bir atmosferi var. Biz de bu atmosferi lütfen bozmayalım. Özellikle söylüyorum. Her şey bizden kaynaklanıyor. Yeni nesile bırakacağımız bir dünya kalmayacak diye üzülüyorum yani yakında. Çünkü birazcık fazlasıyla hor kullanıyoruz dünyamızı. Alabilirsin Serpil Hanımcığım. Şimdi bu karışımdan bir atom yapacağız. Şöyle kapatıyoruz. Bu benim imtihanım malum. Her seferinde bir bismillah çekip tekrardan deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bence oldu. Çok fazla ekranda kirlilik yapıp sizin de başınızı şişirmeyeyim. Evet, gayet güzel. Serpil Hanımcığım, şunları da veriyorum size, buyurun. Çok
Çok mersi efendim. Ne güzel koktu. Hemen o esnada kremayı yapacağım. Şunun bir spatula veya bir kaşık rica edeyim. Göstereyim hemen izleyicilerimize. Şöyle vereyim. Hı-hı. Şuradan. Bakın efendim. Şöyle cheesecake'imizin içerisine koyacağımız atomu. Çok da sağlıklı bir tarif olacak. İçerisinde sadece baklava yufkası olacak. Şöyle güzelce sıyıralım. Nükleer silah gibi diyor. Bu ne atomu diyor Yüksel Eser. Efendim bir şeyi vitaminlendirmek tamamen bize kalmış. Tabii elinizde bu kadar malzeme yok ise fındıktan, cevizden de yapabilirsiniz. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Yani tamamen elinizdeki malzemeyi değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir iç harcımız oldu. Şimdi ben hemen kremasını yapıyorum. Sen de Serpil şey yapabilirsin, katları sürmeye başlayabilirsin. Hemen şöyle içini de atayım. Şimdi bir kaşık da rica edeyim. Şunları güzelce sıyırayım. Aslında spatula vermişim, özür dilerim. Şimdi güzelce bunları bir sıyırıyoruz. Peynir ve kremayı koydum. Şöyle bakın. Şöyle sıyırıyorum. Bakın vallahi Serpil sana hiç iş bırakmıyorum. Bütün bardaklara falan bak cam gibi. Görüyor musun? Allah razı olsun aşkım. Allah razı olsun. Tertemiz. Ayna gibi yaptık. Şimdi ben şimdi bunları koymuyorum ki. Şimdi, o sende kalsın. Bir köpürtme işlemi yapacağız. Bu arada birazcık ses olabilir. Özür dileyerek lütfen. Pudra şekerimizi sormayacağım. Giriyorum. Evet, yavaş yavaş tamam. Üzerine vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi birazcık peynir ve kremayı köpürttük. Şimdi şöyle koyayım. Pudra şekerini ekledim. Ve şöyle devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir cheesecake kremasını da elde ettik. Yani bu tarif 3 aşamadan oluşacak. Evet. Bir atom karışımı olacak. Güzel bir blender yardımıyla, mikser yardımıyla, pardon mikser olmaz, blender kesici bir mutfak ürünü yardımıyla bu hale getirdik. Sonrasında 3 malzemeyi bu şekilde krema haline getirdik. Ve son aşamada 6 mı 5 kattan oluşan... Yok, 10 yapacağım bunu. Pardon, 10 katı üst üste yaptığımız önce bir kat arasına tereyağı, sonra bir kat tekrardan yufka. Yani kat kat 10 kat çıkacağız. Bakalım izin verecek mi 10 kata müteahhit şey devlet bilmiyorum Serpil. Bunu da izin verir. Verir mi? Verir verir. Şimdi, bunun katları ince. Şimdi onu bilemeyeceğim. Ney benim? Zemin etüdü iyiyse verir. Tabii ki iyi, zemin... İyi, bizim zeminimiz sağlam. Kaygan yere yo, basmayız yo. Biz. Zemin efendim, sağlam. Efendim poğaçaları da yakıyor muyduk? Kurtardık. Yok ben baktım. Zemin etüdü de yaptırdık. Rahat olsun. Aman Allah'ım. Mis kokulu tam buğday unundan elimi yakmazsam. Evet poğaçalarımız hazır. Poğaçaları çıkardık. Birazcık orada soğusun. Sonrasında onu ben bir sunum tabağına alacağım. Kaç kat oldu? Bu 7. Bu arada kalan yufkalarla da ne yapacağız? Yarın şey yapalım. Nerede benim kalan yufkalarım? Ben dolaba koymuştum. He tamam. Ha. Kalan yufkalarla da yarın size sarıyer böreği yapayım. Aa. Sarıyer çıtır çıtır oluyor. Ne arada aklına getirdin tereyağı. Şimdi? Şimdi değerlendirelim çünkü bu yufkaları biz böyle büyük pakette alıyoruz mecbur ve hı, maalesef kalıyor o yufkalar. Sonrasında biliyorum ki dolapta kenarda kuruyor gidiyor. Küflenene kadar, kuruyana kadar böyle eciş bücüş itiyorsun. O tarafa sığmaz, bu tarafa sığmaz. Sonrasında çöpe gidiyor. Biz bunları çöpe gitmeden değerlendirelim. Yarın şöyle patatesli veya peynirli veya kıymalı artık elinizdeki malzemeye göre sarıyer böreği yapalım. Çıtır çıtır olsun. Zemin ve tabakasıyla da
böyle damakları şenlendirsin. Bak anlatırken bile bir yutkundun. Şey oldu. Bu bence yeterli Serpil. Kaç oldu? 7, 8. Yeter Serpil. Bizim kalıp olsak. Yeter şey diyorsan olmaz. Kalın da benim için şey. Aynen. Yok yok yeter aşkım. Tamam. Şey bıçak alayım ben keseyim şunu bunları. Şunu süreyim son katımızda. 6 tane çıkacak. Daha fazla çıkarabiliriz. 8 tane çıkartayım ya da şöyle. Bence bundan 3, 6, 12 taneye yakın çıkar. Şöyle yapayım dur bakayım. Bir şey küçük kalmasın ki dışarıya taşmasın. Hı-hı. Dur hemen kabımızı şöyle. Gösteriyorum sana. Bir dakika. 3'e bölüyorsak şöyle şöyle. Değil mi? Şöyle yapıyorum. Şöyle böldüm. Şöyle. Ben şu fırçalarımı şöyle bir değdirivereyim. İyice kesmemiz gerekiyor. Mermerim çizilmiyor. Sakın aa gitti mermer demeyin. Kurban olayım evet. Çizilmiyor. Deneyimli. Kendi evimde tecrübe kullandığım mermer bilginiz olsun. Şöyle bir, iki, evet. Yapayım. Gayet de güzel olacak. Şöyle. Minik kareleri elde ediyorum kıymetlilerim. Şöyle. Evet. Buradan da çıkartıyorum. Evet. Yedi kalk yufkayı aldık. Tamam mı? Ben sanki iyice sonrasında şöyle bir bardak çay. Alayım çay bardağı. Çünkü yağladığınız için kırılmalar, hamurda yapışmalar olacaktır. Çay bardağımızın altına şöyle bir tereyağı batırdık. Şu şekilde filesini sağlıyoruz. Şöyle yapınca mı bırakır acaba? Şöyle buraya koyuyorum. Evet. Bırakmalısın bizi. Şöyle. Ya hadi elimizden yapsak. Yok asla bu patlayacak bir tarif değil. Eser hiç o şeyi bekleme mutluluğu. Bu patlamayacak. Sen onu zor yaşarsın. Bugün bunda hiçbir şey olmaz yani. Daha önceden denediğim. Ve yap. Yanmayacak mı? Niye yaptık ya? Yanacak ya bir şey olacak. Ay ben de bunu yakarsam. Serpil bak. Orada gözüm baktım ben onlara. Bu 10 dakika içerisinde kızaracak. Kremasıyı hazır. Serpil kremayı poşete koyup biraz buzluğa atar mısın? Hemen atıyorum canım. Şey. Ben bunları yaparım. Şeyde. Evet. Şöyle bakın. 3, 6, 9, 12 adet cheesecake elde edeceğiz. Allah bereket versin. Bakalım ölçü müyüzü mübarek. Valla tam ölçü yapmışız. Bakın şöyle güzelce yerleştirdik. Ben elime bir su tutuyorum izninizle. Geliyorum hemen. O çıkana kadar biz de bunu bir buzluğa atarız. Şöyle Serpil'cim şu tarafı alayım. Hah geldim. Şimdi kıymetli izleyicilerim şöyle dönüyorum size. 7 kat üst üste güzelce tereyağladık. Her katında hem tereyağı sürdük hem de yufka koyduk. 7 kat yufkadan sonra şöyle evinizde artık bu kalıplardan her yerde var. Yumurta kalıp gibi olan muffin kalıplarınızdan varsa yine içerisini kalıbın yağlayıp 12 parçaya böldüğümüz yufkamızı önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına veriyorum. Şimdi bu 200 derecelik fırında sadece bir 10 dakika kadar kızartacağım. Aynen. Malum biliyorsunuz ki yufka çok çabuk kızarıyor. Bu konuda birazcık hassas davranırsanız sevinirim. Yapacağımız kremasıyla lezzetlendireceğiz. Şöyle ve bir top donma gelecek. Şöyle birazcık bastırayım. Çıkmadı mı onlar? Onları da buraya koyaydık. Yok. Bence sıkıştırma şeyi kaybolduk. Sıkıştırmayayım değil mi? Bir peçete alabilirim insanız. Evet. Bizim dondurmamızı alabilir miyiz? Şimdi kremamız... Şurada aşkım. Şunu alsın aşkım. Şöyle biraz... Küçük keselim küçük bence keselim. Ki hakim olması. Yok aşağıdan aşağıdan. Şuradan kesebilirsin. Daha küçük olunca... Az önce peynir, yoğurdu çırptık. Şöyle bir karışım haline getirdik. Bu şekilde... Orta kısımlarına koyuyoruz. Ya nasıl bir şey olacak bu biliyor musunuz? Gerçekten parmak yedirtecek bir güzellik olacak. Ağzınıza atacaksınız, yiyeceksiniz bir lokmada. Tek hamlede böyle hop bir ısıracaksın.
Şöyle bir dursun bu aşkım. Şu an böyle yapasım var. Ya kızmayın ama gerçekten bazen kafam muzurluğa şuraya... gidiyor benim. Bir de canım çekti. Ya verin sana da azıcık. Şu kaşıkla alayım izleyicilerim kızmasın. Elimi yıkayacağım canım. Kremasına bakmam lazım. Çok güzel. Muhteşem. Harika ötesi. Şimdi üzerine yine şu güzel... Bu kaşıktan yedim, bu olmaz artık. Şöyle... Şundan koyacağız. Atom. Tamam mı? Bu kısımda birazcık sunuma dikkat edelim. Yüksel Eser, içine doğan olmadı. Bizi patlatmadı cheesecake'ler. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ekran başındaki izleyicilerim de bekliyor. Evet. Söyle. Şimdi şey patlat dermiş. Patlat söyle. Aman zaten çok basitti diyecek. Minnoz. Yok, renkli dondurma buna gitmez. Çikolata içindeki o sütlü muhallebiyle uyum sağlamaz. O yüzden vanilyalı dondurma bu aşamada değerlendirilmesi gereken. O yüzden. Yoksa tabii ki sizin dediğiniz gibi olabilirdi. Ama biz böyle istedik. Ne güzel değil mi? Biz böyle istedik. Ama şey, şimdi kapanışımızda kaç dakika var? Şey olmasın. Bal da alıyorum. Hemen bitiriyoruz artık zaten son dakikalar. Ay, yükseleye söyledim. Son şifremiz nedir? Okuyacaktın Nermin. Sadece bir çay kaşığı versen şimdi, niye parmakla yaptın demesin Nermin. Hay Allah. Al şimdi. Son şifre. Ekranda görüyorum. Gerektiren efendim, kıymetli izleyicilerim, son şifremiz gerektiren. Ve şimdi taç kısmına geçeceğiz. Ya daha ne olsun ya. Vallahi maşallah, subhanallah. Serpil'cim elimize sağlık. Al aşkım. Al canım sen şunu. Şimdi son dokunuşta. Mis gibi bal var burada. Balı alıyoruz. Şöyle. Yüksekten mis gibi akıtıyoruz işte. Tam bir. Bunu yiyin efendim, çıkın. 10 kilometre koşarsınız vallahi. Vallahi tam vitamin, vitamin. Yüksekten bak, şey bak, bak, ay, bak, bak. Çok güzel oldu. Geliyordu efendim. Cheesecake'lerimiz geliyor. Mis gibi kokusuyla, çıtır çıtır aromasıyla, az şekeriyle ama oldukça besleyici duruşuyla. Evet, şu an Kanal 7 izleyicilerine özel. Nermin'in enfes mutfağında. Ben bir şey isteyeceğim Serpil. Yüksel üzülüyordu renksiz kaldı diye. Toz fıstık isteyeceğim canım. Yükseli kırmamam gerekiyor. Çok üzülüyorum o üzülünce, biliyor musun? Ne, ben bunu ki bir renklendireyim. Bak, tek, tek, bak, tek, bak, 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 bak. Bu da benden gelsin. Bu da benden olsun. Hiç sesi kesilmiyor. Gitti. Yüksel yok. Bayıldı. Afiyet bal olsun efendim. Bayıldı. Bugün de bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.